Görünüyor mu? Oğlum sen kaç parasın biliyor musun? Şimdi biraz yukarı kaldır o zaman. İzole edilmiş gibi sesler gelmesin diye. Şimdi tam görünüyor. Tamam. 1400 lira verip bunları almama değer mi? Ondan sonra da diğerlerini takacağım. Ondan sonra da onlarla çalacağım. Size farkı görmüş olun. Ama düşünürsen bir amfi alacağına bunları almak daha mantıklı. Bunları videonun sonunda biraz bahsedeceğim. Şimdi müsaadenizle ben şurayı bir kurup halledeyim. Az sonra. Selam gençler, ben Ama Baget kanalındasınız. Ben Aykan. Bugün referans monitör aldım kendime. Kargoda bekliyordum, geldi falan. Tabii ki de işimiz gereği bunu tanıtmamız gerekiyordu. Şimdi de bunun tanıtımını yapacağım. Piyasada alabileceğiniz en uygun fiyatlı referans monitörü inceleyeceğiz beraber. Referans monitör nedir? Hemen şöyle bir özet geçeyim. Bildiğimiz bilgisayarlardaki 2+1 sistemleri vardır. Şöyle gördüğünüz gibi. Televizyonda film izlemek için falan. Bu da daha çok kayıt yapmak için. Stüdyoda veya evde bir enstrüman veya vokal kaydederken bunu hoparlörün hiçbir katkısı olmadan kaydettiğiniz gibi yalın haliyle dinlemenize yarayan bir alettir kendileri. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Evde mesela sahne öncesi müzisyenler şöyle prosesörden bir ton yazmak istiyorum mesela. Evde yazdım tonu, referans monitör olmadığını farz et. Ben o tonu gidip de sahnede miksere bağladığım zaman prosesörü çok daha farklı duyuyorum. Equalizer olsun, işte gain olsun. Çünkü bu hoparlörler birazcık rengini katıyorlar işin içine. Hani kendi karakterini katıyor. Mesela amfilerde hani Marshall'ın kendine has bir tonu vardır. Vox'un kendine mesela, Fender'in kendine has tonları var ya. Bu aslında günlük kullandığımız hoparlörlerde de var. Ama bunlar işte referans, hani referans ne demek? Aynı demek. Neyse o demek. Ve müzik için tasarlandığı için yüksek seste bile sesinde fazla bozulma yaşanmayan, frekans aralığı biraz daha dar cihazlar bunlar. Şimdi bununla şu görmüş olduğumuz 2+1 ses sisteminin farkını karşılaştıracağım. Mesela referans monitör ev için ne fark ediyor, buna bakacağız. Ürün olarak da şöyle inceleyelim. Bunun fiyatı 1400 liraydı. Bugün ayın kaçı? 28'i ayın. Evet. Videoya böyle not düşüyor. Bugün ayın 28. Ayın 28'de bunları 1400 hangi yıl? 2022 Mart 28 itibariyle 1482 TL'ye en ucuz yerden aldım. Şöyle bir kutu açılımını yapalım. Şöyle içinden iki tane hoparlör çıkıyor. Şöyle şu boyutta. Aktif monitörler bunlar. 20 wattlık. Tamam mı? Şöyle 4-3'lik speaker var üstünde. Aktif monitör. Arkasında şu şekilde bir güç tuşu var. Şöyle diğer hoparlörle birleştirmek için aparatı var. Burada basını açıp kıstığımız bir yeri var. Burada da master volume seçeneği var. Şöyle koyayım. Yani aslında bunların da kendi içlerinde büyük boyutları, küçük boyutları var ama bana yeter. Ben sonuçta kendi duyabileceğim kadar çalıyorum. Mahalleye yayın yapmak istesem 50 wattlık Marshall'lar AVT50 takarım onu. Gelen geçen dinlesin. Jandarma, polis uğraş dur. İkincisinde de şöyle hiçbir ayar yok. Bu da direkt bağlanarak takılıyor. Neyse çok da kurcalamaya gerek yok. İçinden ne çıktı? Fatura çıktı. Şöyle bir kablo gerekecek benim ses kartına bağlamam için. Ses kartıyla kullanacaksanız mutlaka lazım. Çift taraflı tokacak. Bu kutudan çıkmıyor. Bunu ben buldum babamdan. Çördüm. Şöyle iki tane kablo çıkıyor içinden. Bir tanesi çıplak kablo. Bunu nasıl bağlayacağız? Ha, iki tarafı çıplak kablo. Bunun arkasına vardı ya klipsli yer. Oralara takmak için herhalde. Bir de toz jack bir tarafı. Diğer tarafı da bilgisayara bağlamak için muhtemelen. Bir de şöyle kullanım kılavuzu. Hiçbir zaman okunmayan. Kurzweil. 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 Nasıl, Alman mı? Amerikan markası yazıyor ama Made in China tabii ki de. Şimdi fazla söze gerek yok. Bu arada çok ağırlar ya, tanesi 5 kilo var rahat. Neden olduğunu bilmiyorum. Ha bir de bunların özelliği ağaç var dışlarında. Ağaçla izole edilmiş gibi sesler gelmesin diye. Şimdi normal kendi eskiden kullandığım Logitech'in 2+1 ses sisteminden. Oğlum
Sen kaç parasın biliyor musun? Evet. Önce eskisiyle sizlere biraz gitar çalacağım. Ondan sonra da diğerlerini dagacayım. Ondan sonra da onlarla çalacağım. Siz de farkı görmüş olun. Akord edelim. Sesi bir tık açınca aslında çok da yüksek bir ses değil yani konuşma sesimde şöyle bir tık açınca hemen cızlamalar patlamalar başlıyor. Ama tabii ki normal bir 2+1 kaliteli bir ses sistemi varsa onu taktığınız zaman çok daha tatmin edici sound alacaksınız. Fakat bu hani prosesörde veya başka bir pedal ile ayarladığınız bu ton başka bir yere taşıdığınızda aynısı olmayacaktır. Şimdi biraz da clean'lere bakalım. Normal bir amfiymiş gibi kullanmak istediğiniz... Ama tabii ki ben bunu kulaklıkla veya başka bir şeyle kaydettiğim zaman bundan bir önceki videoda vesaire olduğu gibi temiz sesi siz duyuyorsunuz. Ama ben çalarken aslında gelen ses yok. Falan filan. O zaman bir de diğerlerini bağlayalım ve ilk defa ben de sizinle beraber göreceğim. 1400 lira verip bunları almama değer mi? Ama düşünürsen bir amfi alacağına bunları almak daha mantıklı. Bunları videonun sonunda biraz bahsedeceğim. Şimdi müsaadenizle ben şurayı bir kurup halledeyim. Evet gençler, şimdi bu ikisini kurulumunu yaptım. Seslerini tekrardan karşılaştıracağız. Şu anda kamerada bir tane küçük kondenser mikrofon bağlı. Oradan odanın içinde bizim duyduğumuz sesi alacaksınız direkt. Ondan sonra benim bu çaldığım kayıtta nasıl duyuluyor onu dinleteceğim size. Şimdi aynı şarkıdan tekrardan giriyorum. Biraz bozdu. Bir dakika. Şimdi bir tık daha zorlayalım. Bir dakika ya, ben Pantera tonu bulmuştum. Onu bulayım size. Pantera. Pantera. Buldum. Artık bunda da çatlamıyorsa zaten hiçbir şeye çatlamaz diye düşünmekteyim. Referans monitörlerde önemli olan unsur zaten sesi böyle yüksek, bangır bangır bir amfi gibi evde çalıp takılmaktan ziyade kayıt altına alırken
en doğru sesi bulmak oluyor. Yani ben burada ne duyduysam ben bunu bununla kaydettiğim zaman bütün hoparlörlerde hemen hemen aynı gidecek. Yani ben sesi en yalın haliyle kaydedip sizlere dinletiyorum gibi bir şey oluyor. Hani burada duymanın etkisine kayda ben neyi duyarsam ona göre ayarlarım bastır, tizleri vesaire equalizer'ını. Ama şimdi gitara başlarken amfi mi, referans monitör mü vesaire derseniz ya da hangisi daha mantıklı ses kaydı mı? Dersen ki işte ben daha yeni gitar öğreniyorum, elimde elektro gitarım var ama hani anneannemlere gidersem de çalarım, babaannemlere gidersem de gitar çalarım, yazlığa giderim oraya da gitar çalarım veya işte arkadaşlarla buluşacağım bir ortama da gitarımı ve amfimi götürmek isterim dersen o zaman amfi. Çünkü amfide amaç kayıttan ziyade alayım, çalayım, ses çıksın bu. Ama bunlar da sabit böyle evinde, stüdyonda bir kayıt biraz daha profesyonelce uğraşıyorsan veya YouTube'a video atma amaçlı kayıtlar yapacaksan bu. Ama amfi gerçekten günümüzde sahneyle çok bir alakası yok. Böyle kocaman sahnelere çıkıp kondenser mikrofonla lambalı amfileri tonlayıp da işte 1000 kişiye çalmadığın sürece bir prosesör ve gitar sana yeterli olacaktır her türlü. Kablo, prosesör, gitar. Ama evde prosesörde sesleri, tonları ayarlamak için böyle yalın ses veren bir monitöre ihtiyaç var. Bu da amfilerde FX return girişi olur bazılarında. Orada yapılabilir veya böyle referans monitörlerde. Onun dışındaki hoparlörlerde, kayıtlarda daha çok o kameranın biraz daha nasıl diyeyim? Kameranın. O hoparlörün biraz daha rengini size yansıtacaktır, karakterini. Öyle işte aldım, almış bulundum. Bayağıdır kafamdaki bir şeydi, bir rahat bir 10 yılı vardı. Nedense hiç sıra gelmedi. Hep böyle başka bir şeyler aldım. Şimdi sonunda artık bu. Hani şöyle söyleyeyim, alınabilecek en ucuz referans monitör bu. Şimdi bununla bangır bangır gitar çalayım evde böyle son ses camlar titresin diyebileceğiniz kadar bir volüm yok. Ha, o şekilde olan wattı yüksek 80 wattlık 100 wattlık referans monitörler de var. Bu şimdi kullanım amacıyla ilgili. Ben böyle bangır bangır gitar çalayım diyorsanız daha çok combo amfilere yönelebilirsiniz evin içinde. Ama ben kayıt yapacağım yeter ki temiz ses duyayım diyorsanız budur olay. Hani burada şimdi hem bu Kurzweil KS40A'nın da tanıtımını yapmış oldum. Bir yandan referans monitörün çalışma prensibinin de tanıtımını yapmış oldum. Kameranın, mikrofonun da. Şimdi yani bir tek combo olarak tanıtmış bulundum. Yani elime geçen her türlü şeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü araştırırken bir sürü kaynak olmuyor bazen. Yani kaynak bulmakta zorluk çekilebiliyor. Mesela ben bu ürünü arattığımda birkaç tane saçma sapan kaynak çıktı karşıma. O yüzden deneyerek alma muhabbeti. Bunlar 20 wattlık referans monitörleri. Sanki 10 wattlık bir combo amfi gücündeymiş gibi düşünün. Kayıt için de ses kartı şart arkadaşlar. Ha bir dakika o zaman şöyle kayıt dışındaki sesini de bir dinleteyim size. Böyle çok müzik dinlemeli şey değil. Aslında çok daha güzel şeyler var da dinleyecek. Teliften tırstığım için açmıyorum. Bu telifsizlerde yani şöyle insanları zevk aldırıcılar. Olduğu için. Neyse hoşça kalın. Sevgiyle kalın.